Değerli mevkidaşlarım, değerli liderler, geçtiğimiz sene boyunca dünyamızda çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Gıda güvenliği konusundaki sorunlar, rekor seviyede ısı dalgaları, seller, COVID-19 ve tabii ki çok vahşi bir savaş, tek bir adamın tercih ettiği bir savaş. Çok açık bir şekilde konuşmak istiyorum burada. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi, bir komşusunun topraklarını işgal etti. Ve burada Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın temel ilkeleri Rusya tarafından ihlal edildi. Ve bu komşularının topraklarını güç kullanarak ele geçiren ülkeler zincirine katılmalarına sebep oldu ve bugün Rusya Avrupa'ya karşı nükleer tehditlerini dile getirdi ve burada tabii ki nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini de tehdit etmiş oldu ve şu anda daha fazla asker çağırıyor bu savaşa katılması için ve Kremlin aynı zamanda sahte bir referandum düzenliyor Ukrayna'nın belirli kısımlarını ilhak etmek için ve bu da yine Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın çok ciddi bir ihlali. Putin'in iddiası eyleme geçmek zorunda olduğu yönünde, Rusya'nın tehdit altında olduğunu söylüyor. Ama kimse Rusya'yı tehdit etmedi ve Rusya'dan başka hiç kimse ortada bir çatışma görmüyordu. Açıkçası biz uyarılarımızı yaptık. Bunun gelmekte olduğunu gördüğümüzü söyledik. Bunun önüne geçmeye çalıştık. Ve Putin'in kendi sözleri aslında onun amacını açıkça ortaya koyuyor. İşgalden hemen önce şöyle bir cümlesi var. Ukrayna Rusya tarafından yaratıldı ve hiçbir zaman gerçek bir devlet olmadı dedi. Ve şimdi görüyoruz okullarda, tren yolları üzerinde çeşitli saldırılar düzenleniyor ve aynı zamanda Rusya'nın savaş suçlarıyla ilgili, mezalimiyle ilgili çok fazla kanıt ortaya çıkıyor. Bedenler ortaya çıkıyor ve bu bedenlerin üzerinde uygulanmış olan işkence izleri görülüyor. Ve bu savaş Ukrayna'nın bir devlet olarak var olma hakkına karşı bir savaş ve Ukrayna halkının var olma hakkına karşı bir savaş. Her kim olursanız olun, nerede yaşıyor olursanız olun, neye inanıyor olursanız olun, bu gelişmeler kanınızı dondurmalı. O yüzden genel kuruldaki 141 millet bir araya geldi ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sarsılmaz bir şekilde, çok inançlı bir şekilde kınadık ve Ukrayna'ya yönelik ekonomik desteğimizi sunduk. 25 milyar dolardan daha fazlası günümüze kadar dünyadaki müttefiklerimizin de katkılarıyla birlikte iletildi ve burada temsil edilen pek çok ülke de kendi fonlarından ve kendi ekipmanlarından Ukrayna'ya destek sağladı ve ABD aynı zamanda bütün müttefikleriyle birlikte Ukrayna'ya destek olmak için çaba sarf etti ve savaş suçlarını engellemek için çaba sarf etti. Çünkü böyle bir durumda biz aslında bu kurumun temsil ettiği her şeyi riske atmış oluyoruz. Ve geçtiğimiz sene içerisinde bütün dünya bir sınavdan geçti ve hiç tereddüt etmeden özgürlüğü seçtik, egemenliği seçtik, ilkeleri seçtik ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın bize vermiş olduğu bütün düsturlara dayanarak Ukrayna'nın yanında durduk. Ve hepiniz gibi ABD de adil bir şekilde bu savaşın sona ermesini istiyor. Ve hiçbir
ulusun toprakları güç kullanılarak ele geçirilemez. Bu ilkeye dayanarak bu savaşın son bulmasını istiyoruz. Buna engel olan tek aktör de şu an Rusya. O yüzden bizler burada Birleşmiş Milletler'in üyesi olarak bu antlaşmanın ilkelerini savunmalıyız. Çok net, çok güçlü bir duruş sergilemeliyiz, sarsılmaz bir duruş sergilemeliyiz ve Ukrayna'nın da tüm egemen devletler gibi haklarını savunabilmesi lazım. Rusya'nın saldırısına karşı sonuna kadar karşısında olacağız. Nokta.